Sizlere süper bir haberimiz var. Beyin kanalının oyunu artık yayında. Bu oyunu oynamak istediğinizi biliyoruz. Haftalardır bize yazıyorsunuz. Bunun için de teşekkürler. Artık bu oyunu indirip oynayabilirsiniz. Eğlenceli, zeka geliştiren, şaşırtıcı ve kafa karıştıran soruların yer aldığı oyunumuzu umarız ki beğeneceksiniz. Bu oyunu daha önce oynadığınız hiçbir oyunla karıştırmayın. Tamamen ücretsiz olan, mükemmel eğlenceli soruların bulunduğu oyunumuzda başarılı olmak için beyninizin farklı yerlerini çalıştırmalısınız. Ücretsiz bir şekilde Google Play ve App Store'da sizi bekleyen bu oyunumuzu hemen indirin. Hatta arkadaşlarınıza ve çevrenizdekilere de indirip beraber kapışın. İndirme linkleri açıklama kısmında. Oyunumuzu indirdikten sonra yorum yapmayı ve yıldız vermeyi de sakın unutmayın. Sadece 44 MB olan bu oyunu hemen indirin ve 150. bölüme ulaşmaya çalışın. Bakalım aranızdan ilk olarak kim 150. bölüme ulaşabilecek? 150. bölüme ulaşırsanız bize bu videonun altından yorumunuzu hemen yazın. Yorumlarınızı bekliyoruz. Hepinize teşekkürler. Azılı bir suçlu hapishaneden kaçmış ve hemen hapishane görevlileri peşine takılmıştır. Suçlu önce, görevliler arkada bir yere kadar gittikten sonra görevliler bir anda suçlunun izini kaybederler. Görevliler suçluyu kaybettikleri yerdeki evleri aramaya karar vermiştir ve suçlunun girebileceği 3 eve sırasıyla girerler. İlk evdeki adam uzun süre kapıyı açmadıktan sonra kapıyı açarak "Yakın zamanda annemi kaybettim ve annemin yasını tutuyorum. Şu an konuşamam." demiştir. İkinci evin sahibi ise "Uzun zaman oldu burada oturuyorum. Buranın ne kadar tehlikeli olduğunu biliyorum. Yabancılara ise kapıları açmıyorum." demiştir. Üçüncü evin sahibi de "Karım birazdan okuldan gelecek. Suçlu acil olarak bulunsun. Karım böyle şeylerden çok korkar." demiştir. Ve şüphelendikleri tüm evleri gezdikten sonra görevliler hemen suçluyu bulmuşlardır. Peki görevlilerin konuştukları kişilerden olan kişi kimdir? Suçlu son evde konuştukları bu adamdır. Görevliler bu adamın benine dikkat etmişler ve sonrasında suçlunun tıraş olabileceğini düşünmüşlerdir. Mehmet Bey, soğuk ve karlı bir kış günü arkadaşı Murat Bey ile yaşadıkları yerin yakınlarında bulunan dağın zirvesine kamp yapmaya karar vermiştir. Gerekli malzemelerini ve yiyeceklerini yanlarına aldıktan sonra bu ikili dağın zirvesine doğru yola koyulurlar. Bu sıradaysa Mehmet Bey, Murat Bey'e "Burada dağcıların oluşturmuş olduğu rotadan daha kestirme bir yol var. Oradan gidersek zirveye daha kolay ulaşabilir ve çadırımızı kurarız." demiştir. Murat Bey ise kestirme bir yol olduğuna ilk başta tereddütle yaklaşsa da daha sonrasında o yoldan gitmeye olumlu bakar. Fakat saatler sonra Mehmet Bey ve arkadaşı Murat Bey yüksek ve karlı ağaçların bulunduğu bu yolda yollarını kaybetmiştir. Daha sonrasında bu ikili ağacı az olan bir yerde çadır kurmaya karar verirler ve geceyi orada geçirmişlerdir. Sabahsa Mehmet Bey polisi arayarak "Arkadaşım hayatını kaybetti. Şu an şehrin dışındaki dağın eteklerindeyiz. Çok korkuyorum. Acilen buraya gelir misiniz?" demiştir. Bunun üzerine yer tespitinin yapılmasının ardından polisler Mehmet Bey'in yanına gelerek dün neler yaşandığını sormuşlardır. Mehmet Bey ise "Dün sabah saatlerinde yola çıktık. Dağcıların yolundan daha kestirme olduğu için bu yolu seçtik ve yolumuzu kaybettik. Akşam olduğu için burada konaklamaya karar verdik. Sabah uyandığımızdaysa onun çadırı karlar altında kalmıştı." demiştir. Ve polisler bu ifade üzerine Mehmet Bey'i arkadaşının ölümüne neden olma suçuyla tutuklar. Peki sizce polisler bunu nasıl anlamıştır? Çünkü Mehmet Bey, Murat Bey'i farklı bir yoldan götürürken bu olayın böyle sonuçlanacağı planını kurmuştur ve polisler de bunu anlamıştır. Videomuza serinin tamamlanması gereken sorularla devam ediyoruz. Size verdiğimiz kare ve daire görsellerinin bulunduğu bu seride bir sonraki hamle hangi şekil olmalı? Bu seri C şıkkındaki şekille tamamlanır. Bu sorumuzda da sizlere bir seri verdik. Bu seride de sizden soru işaretli yere gelmesi gereken şekli soruyoruz. Bakalım kimler doğru cevabı bulabilecek?
Bu şekli tamamlayan şekil ağda bulunan şekildir. Şimdi ise sizlere arasındaki farkları bulmanız adına bu iki görseli vereceğiz. Bakalım kimler bu iki görsel arasındaki farkı bulabilecek? Süreniz başladı. İki görsel arasındaki tek fark işte burada. Yine sizlerden bu görsel arasındaki farkları bulmanızı istiyoruz. Bakalım kimler doğru yere bakarak sorumuzda yer alan bu üç farkı bulabilecektir. Sizden bulmanızı istediğimiz üç fark işte burada. Gözlerinizi dört açmanız gereken bir fark sorusuyla karşınızdayız. Bu iki görsel arasında da tek bir fark bulunmakta. Süreniz başladı. Bakalım kimler kendisine verilen süre içerisinde bu farkı bulabilir? Sizden bulmanızı istediğimiz tek fark işte burada. Şimdi ise sizden oldukça renkli olan çiçeklerin olduğu bu görseldeki farklı olan çiçeği bulmanızı istiyoruz. Bakalım kimler kendisine verilen sürede bu çiçeği bulabilecek? Farklı olan çiçek işte burada. Yine renkli çiçeklerin bulunduğu bir resimle videomuza devam ediyoruz. Peki size verdiğimiz bu resimdeki farklı çiçek nerede? Farklı olan çiçeği sizler için gösterdik. Şimdi ise sizlere bu arıları veriyoruz. Peki bu arılar arasındaki farklı olan arıyı bulabilir misiniz? Süreniz başladı. Farklı olan arı işte burada. Şimdi ise videomuza genel kültür sorularıyla devam ediyoruz. Bakalım kimler bu sorulara doğru cevaplar verebilecek? Dedesiyle dağda yaşayan, arkadaşı Peter'le mutlu günler geçiren, daha sonra yayınlanan kitapta Peter'le evlenen çizgi film karakteri hangisi? Heidi, Pollyanna, Alice, Candy. Süreniz başladı. Bu karakter Heidi'dir. Kurtuluş Savaşı'nda cephede Mustafa Kemal'in yanında onbaşı rütbesiyle görev alan Mor Salkımlı Ev romanının yazarı kimdir? Yakup Kadri Karaosmanoğlu, Halide Edip Adıvar, Reşat Nuri Gültekin, Nezihe Meriç Kaynak. Mor Salkımlı Ev'in yazarı Halide Edip Adıvar'dır. Sakarya Savaşı'nda onbaşı olarak Mustafa Kemal'in yanında da olmuştur. Düdük futbol maçlarında kullanılmadan önce hakemler hangisini maçlarda kullanırdı? Beyaz mendil, şapka, gong, çan. Düdük maçlardan kullanılmadan önce maçlarda beyaz mendil kullanılmaktaydı. Size verdiğimiz bu görselde bir sayı saklanmakta. Bakalım kimler bu resmin içerisinde saklanan sayıyı doğru tahmin edebilecek? Bu resmin içerisinde 960 sayısı gizlenmekte. Size vermiş olduğumuz bu görselde de yine bir sayı var. Peki kimler bu sayıyı doğru bir şekilde tahmin edebilir? Bu sayı 889 mu, 369 mu yoksa 389 mu? Süreniz başladı.
resmin içerisinde gizlenen sayı 369. Geldik son sorumuza. Size verdiğimiz bu görselde ise 3 kişi bulunmaktadır. Bu kişilerden ilki 3. kişiye içeceğin kan derken, ikinci kızın boynunda da bir vampir ısırığı bulunmakta. Peki size verdiğimiz bu görsele daha dikkatli bakarsanız, bu 3 kişiden hangisinin gerçek vampir olduğunu bulabilir misiniz? Size verilen süre başladı. Sizden bulmanızı istediğimiz gerçek vampir ortadaki bu kişidir. Çünkü bir vampir tarafından ısırılmış ve bir vampire dönüşmüştür. Vampire dönüştüğünü de dişlerinden anlamaktayız. Beyin kanalının oyunu artık yayında. Artık bu oyunu indirip oynayabilirsiniz. Ücretsiz bir şekilde Google Play ve App Store'da sizi bekleyen bu oyunumuzu hemen indirin. İndirme linkleri açıklama kısmında. Oyunumuzu indirdikten sonra yorum yapmayı ve yıldız vermeyi de sakın unutmayın. Hepinize teşekkürler.